İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Munzur ve Pülümür çayındaki yüzme alanları yüzme suyu takip sistemine entegre edildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Dahavart ve Garmişuga yönüne ateş açtı. Grigori Ayvazyan, barış dönemi Batı Ermenistan'ın kaderine mi dönüşmeli? Türkiye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı'nın Armenosit anıtını ziyaretini kınadı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklardaki Kültürel Mirası Koruma Devlet Konseyi'nin ikinci oturumu gerçekleşti. David Babayan. Amacı Artsakh Devleti'ni baltalamak olan bazı merkezler var. Amerika Birleşik Devletleri çapında tanınan Batı Ermenistanlı sanatçı binden fazla benzersiz tablo yarattı. Batı Ermenistan'ın Dersim'deki Munzur Çayı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı izleme çalışmaları yapılıyor. Dersim'in Munzur Çayı'nda 5, Pülümür Çayı'nda ise 4 plaj olmak üzere belirlenen 9 plaj bakanlığın yüzme suyu takip sistemine entegre edildi. Dersim İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 Haziran ve 15 Eylül yüzme sezonu boyunca 15 günde bir yüzme alanlarından su numunesi örnekleri alınarak mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. 2022 yılında yapılan analiz sonuçları doğrultusunda Dersim ilindeki 9 yüzme alanı kalite kriterleri açısından yeterli düzeyde olup yüzme açısından olumsuz sonuç alınan plajın bulunmadığı bildirildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Dahavart ve Garmişuga köyleri doğrultusuna düzensiz ateş açtı. Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın polis departmanlığı tarafından Artsakh Press muhabirine bildirildiğine göre Martuni Bölge Polis Teşkilatı saat 11.45 civarında Azerbaycanlıların çeşitli yerlerden yoğun bir şekilde ateş açtığını bildirdi. Dahavart ve Garmişuga köyleri doğrultusuna yaklaşık 20 dakika değişik çapta silahlarla ateş açıldı. Tarafımızda kayıplar mevcut değil. Güvenlik yapıları şu anda Rus Barışı Koruma Birlikleri ile incelemeleri yürütüyor. Batı Ermenistan, Azerbaycan'dan bu çirkin davranışı durdurmasını ve uluslararası hukuk normlarına uymasını talep ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın egemen topraklarının sınırlarında gerçekleştirilen her türlü provokasyon, Batı Ermenistan tarafından dikkatle izlenmekte ve kaydedilmektedir. Western Armenia TV yayınında Azerolog Grigori Ayvazyan, Azerbaycan'ın iç ve dış politikasına değinerek, Azerbaycan'daki iç siyasi durumun şu anda çok kötü olduğunu ve bunun ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ile herhangi bir belgenin imzalanmasından kaynaklandığını belirtti. Çünkü orada iç savaşa dönüşebilecek sivil ayaklanmaların olması muhtemeldir. Azerolog Ayvazyan'a göre Aliyev rejimi varlığını sürdürmek için hem iç hem de dış politikada bir düşman arıyor ve buluyor. Aliyev rejimi bu bariz mücadele olmadan varlığını sürdüremez. Reportajın tamamını Western Armenia TV'nin resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan belirtilen ve Ermeni Haber AYM tarafından aktarılan açıklamada soykırımcı Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahid'in Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaret etmesini kınadı. Faşist hareketleriyle tanınan Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın mesajında Birleşmiş Milletler yetkili organlarını temsil eden kişiler, başta 1948 yılındaki Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi olmak üzere Birleşmiş Milletler mevzuatına ve uluslararası hukuk, norm ve kurallarına uygun hareket etmelidir. Siyasi spekülasyonlar yoluyla tarihi gerçekleri ve uluslararası hukuku tahrif etme girişimlerini kınıyor ve reddediyoruz denildi. Ayrıca Şahid'in Ermenistan Cumhuriyeti ziyaretinin iddiaya göre Ermeni tek taraflı tezlerine alet edildiği kaydedildi. Mesajda ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir pozisyonu üstlenen Şahid'in daha dikkatli ve sorumlu davranmasının beklendiği belirtildi.
Batı Ermenistan, Türkiye'nin iç korku ve şantaj kanallarını bir kez daha harekete geçirdiğini ve bunun sonucunda Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi bir kez daha gölgelemek istediğini acıyla kaydetmektedir. Türkiye'nin bu davranışını kınıyor ve gerçeklerle yüzleşmesini talep ediyoruz. Şu anda Batı Ermenistan ve soykırım bağlamında kullanılan kontekst çok tehlikelidir ve tüm insanlığı tehdit edebilir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan Başkanlığında Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altında bulunan topraklarındaki Kültürel Mirası Koruma Devlet Konseyi'nin ikinci oturumu 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Konsey Sekreteri Sergey Şahvertyan, Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altında bulunan topraklarındaki Kültürel Mirası Koruma Devlet Konseyi'nin uygulama planının gerçekleştirilmesi hakkında bir rapor hazırladı. Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında kalan müze ve sergi salonlarının koleksiyon listesi gündemdeki bir başka madde ile onaylandı. Çeşitli araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin konseyin ve yetkili organların yaklaşan eylemlerine açıklık getiren ilgili bir tartışma gerçekleştirildi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan yaptığı açıklamada şöyle dedi. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, Artsakh'ın kurtuluşu, kardeş ülkeler ve Pan-Ermeni üçlüsü ile bağların güçlendirilmesi için çalışmaya devam edecek. Dışişleri Bakanlığı, Artsakh Cumhuriyeti'nin devlet yönetim sisteminin kilit yapılarından biridir. İmtihanlarla dolu bir yoldan geçti ve tarihin her bir parçasının Dışişleri Bakanlığı'nın başarıyla üstesinden geldiği kendine has özellikleri, kendi zorlukları vardı. Şimdi de tarihimizin oldukça zor bir aşamasındayız ve ülkemizin geleceği için savaşmaya devam ediyoruz. Artsakh Dışişleri Bakanlığı ekibi ilginçtir. Hem diplomatik hizmetin gazileri hem de gençler var ve hepsi ortak çıkarlar ve değerlerle birbirine bağlıdır. Geleneksel hedeflerimiz değişmedi. Artsakh Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınması, çeşitli ülkeler ve konuları ile ilişkilerin geliştirilmesi, Azerbaycan-Artsakh-Karabağ sorununun çözümü, Artsakh'ın jeopolitik öznelliğinin korunması, Ermenistan Cumhuriyeti-Artsakh diasporanın daha da güçlendirilmesidir. Ruby Koçaryan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve çalışan mükemmel bir sanatçıdır. Üretken kariyeri boyunca binden fazla olağanüstü yağlı boya tablo yarattı. Rubik Koçaryan 1940 yılında Yerevan'da doğdu. Ailesi 1946'da Stalinist rejim nedeniyle Sibirya'ya sürgüne gönderildi. Rubik, Rus sanatçı Ivan Pavlov ile çalışırken bilgi ve becerilerinin temelini kazandı. Ailenin 1953'te Yerevan'a dönüşünden sonra Rubik, Terlemezyan Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edildi ve burada birçok önde gelen Ermeni sanatçılarla çalıştı. 1955'te Moskova Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edildi. Daha sonra Puşkin Müzesi'nde eski ustaları inceleme fırsatı buldu. 1959'da Rubik, önde gelen etkili sanatçılarla çalışmak ve neredeyse 10 yıl sonra 1968'de Yerevan Devlet Enstitüsü'nden Güzel Sanatlar Yüksek Lisans Derecesi almak için Yerevan'a döndü. Sonraki yıllarda Rubik, diğer ülkelerde olduğu gibi Ermenistan Cumhuriyeti'nde de birçok sergiye katıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Nınçır Lao adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.